Ne gibi merak Ne oluyor? Artık biraz idare ettim ediyorum. bazen. Hocam. Evet Hocam. Duru. Hocam ben biraz geç kaldım da özür dilerim. Önemli değil. Hadi başlayalım o zaman. Çok fazla vakit kaybetmeyelim. Şöyle hemen bugünkü dersimizi, bugünkü konumuzu açalım. Bugün asal sayılar ve çarpanlara bakacağız arkadaşlar. Asal çarpanlar için, asal sayılar için bir neymiş, ne değilmiş onu bir görelim. Asal sayıların ne olduğuna bir bakalım. Bizim asal sayılarımız arkadaşlar 2'den başlıyor. 2'den başlayarak ilerliyor. Nasıl gidiyor? 2, 3, 5, 7, 11 diye devam edip gidiyor. Peki bu sayıların özelliği ne? Bu sayıların özelliği arkadaşlar kendinden başka ve birden başka. Bir böleni olmaması. Mesela 2'yi yazdık. 3'ü yazdık. 4'ü yazabilir miyiz? Yazamayız. Neden? Çünkü 4 2'ye bölünür. Yani kendinden başka, 4'ten başka bir de 2'ye bölünebilir. Dolayısıyla arkadaşlar 4'ü yazamıyoruz. Ne yapacağız? Hemen 5'e geçiyoruz. İşte 6'yı mesela yazamayız çünkü 2'ye bölünür, 3'e bölünür, değil mi? O yüzden 6'ya yazamıyoruz. İşte 7'ye yazabiliriz. Çünkü 7 sadece 7'ye bölünür ve 1'e bölünür. Başka bir sayıya bölünmez. O yüzden asal bir sayıdır. Mesela 9 böyle çok asalmış gibi görünüyor ama 9 da asal sayı değil. Çünkü 9'u da 3'e bölebiliyoruz. Kendinden başka 3'e bölebiliyoruz. O yüzden 9'u da almıyoruz. İşte 11, 13, 17, 19 diye devam edip gidiyor bu sayılarımız. Bu gördüğünüz sayılar asal sayılar. Kendinden ve birden başka hiçbir sayıya bölünemiyor. Mesela size şöyle sorabilir. Der ki işte Ben 33 anlamadım da. devam ediyorum anlatmaya. Der ki mesela 33 asal sayı mıdır? 33 asal sayı mıdır? Ne yapacağız şimdi biz? Evet. Asal olup olmadığını nasıl anlayacağız? Düşüneceksiniz. 33'ü bölebilen 1 ve 33 yani 1 zaten bütün sayıları bölebilir. Her sayı kendisini de bölebilir. Yani 1 ve 33 dışında bir bölen var mı? Hemen bakıyorum, düşünüyorum. Ya 33 3'e bölünür veya 11'e bölünür. Bu gibi başka sayılar bulabiliyorsak bu 33'ün asal olmadığını gösterir. Ama mesela 37 diyelim. 37 neye bölünür? 1'e bölünür. 37'ye de bölünür. Başka bir şeye bölünür mü? 2'ye bölünür mü? Hayır. 3'e bölünür mü? Hayır. 5'e, 7'ye, 9'a, 8'e veya 11'e başka herhangi bir sayıya bölünüyor mu? Bölünmüyor. İşte bölünmediği için bu 37 asal bir sayıdır diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi şöyle yapalım. Şurada var mı? Heh. Ben bir daha Şurada. anlatsanız olur mu? Bir daha anlatacağım. Şimdi şuraya gelelim. Buradaki sayıların içinden mesela siz asal olanları seçmeye çalışın. Mesela bir tanesini ben seçeyim. Ne yapayım? Diyelim ki mesela 74. 74 bir şeye bölünür mü diye düşünüyorum. Bir saniye şunu da bir yapayım şöyle. Ha. 74 bir şeye bölünür mü diye bakıyorum. 74 çift sayı zaten 2'ye bölünür. 2'ye bölündüğü için asal sayı değildir. Veya 75. 5'e bölünür. O yüzden asal bir sayı değildir. Mesela 73'e bakayım. 73. 2'ye bölünmez. 3'e bölünmez. 7'ye bölünmez. Bölünmez, bölünmez, bölünmez. Yani hiçbir şeye bölünmüyor. Sadece 73'e bölünebiliyor veya 1'e bölünebiliyor. O yüzden başka bir sayıya bölünemediği için 73 burada bizim asal sayılarımızdan birisidir. Şimdi siz bir şöyle göz gezdirin arkadaşlar. Bir yapmaya çalışın. Ben de hemen geliyorum şimdi. Evet, şimdi arkadaşlar bakalım.
Şöyle birer tane söyleyelim. Mesela el kaldırabilirsiniz söylemek isteyenler. Çınar Anıl el kaldırıyor. Çınar Anıl, senden alalım mı bir tane asal sayı? Hocam şimdi bu bir tane ne buldum? 23 hocam. 23. Evet, aynen. 23 bir asal sayı. 2'ye, 3'e, 5'e, 7'ye, 11'e neyse bölünmez. Başka bir böleni yok. O yüzden 23. Yusuf Çınar. Yusuf Çınar. Hocam 19. 19. Evet. 19 asal. Enes Ata. Hocam korkuyor mu? Enes Ata. Öğretmenim, bir şey söyleyebilir miyim? Asal sayıları kenara yazabilir misiniz öğretmenim? Şimdi kenara yazmayacağım işte. Bunların içinden bulacağız asal olanları. Bak 73, 23, 19. Sen de bir tane bul bakalım. Ha, tamam, benim. Ya da seni atlayalım istersen biraz sonraya bul. Ben aklıma geldi ama unuttum sayıyı. Ben bulayım. Parmak tamam, Serra'dan devam edelim biz. Sen de o sırada bul. Evet Serra. 13 diyeceğim. 13, evet 13. Hiçbir sayıya bölünmez kendinden başka. Doğrudur. Duru. Hocam 4 olabilir mi? 4 olmaz. Neden olmaz? Çünkü 4 2'ye bölünür. Kendi dışında 2'ye bölünebiliyor bir de. Hocam 5 olur. 5 sadece 5'e bölünür. Başka bir sayıya bölünmez. Ahmet Selçuk. Hocam 25 olur mu? 25 olmaz. Çünkü 5'e bölünür 25. Hocam aklını yandı. Herhangi bir sayıya bölünmemesi lazım. Mesela 20'lerde 29 olabilir. 29 çünkü 2'ye, 3'e, 5'e veya başka bir sayıya bölünemiyor. Dolayısıyla 29 olabilir. Evet, şöyle bakalım. Enes Ata buldun mu? Evet, benim. Evet, hangisi? 51. 51, 51 olmaz. Neden olmaz? Çünkü 51 3'e bölünebilir. 5 ile 1'in toplamı 6 yapıyor bakın. Hani 3'e bölünebilme kuralı vardı ya. O yüzden bu 3'e bölünebildiği için olmaz. Ama 53 olur mesela. 53. 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez, 5'e bölünmez. 53 olur. 53'te sıkıntı yok. Mete sen söylemedin. Hocam 97. 97 olur. Güzel. Arkadaşlar 90'lı sayıların içerisinde sadece 97 vardır asal olan. Bu zaten gitti. 99 3'e bölünür. 98 2'ye bölünür. Zaten şu çift sayıları direkt eleyebilirsiniz. Bunlar 2'ye bölünür. Ondan sonra da 95 5'e bölünür. İşte 93 3'e bölünür. 91 böyle asal gibi görünüyor ama o da 7 ile 13'ün çarpımıdır. Yani 7'ye bölünebilir ya da 13'e bölünebilir. O yüzden o da pardon işaretlemeyeceğiz. Asal değildir. Onu da elemiş olduk. Evet Ala Nur senden de alalım bir tane. Hocam benden mi? Evet. Ben birazcık düşünüyorum şu an. Bir dakika düşünüyorum. Bak şu küçüklerden bulursun. Hocam bir dakika. Öğretmenim. Efendim. Asal sayıları kenara yazabilir misiniz öğretmenim? Not sonra. Tamam şimdi Ala Nur da söylesin. Ondan sonra hepsini işaretleyelim. Tamam. Hocam 67 olabilir. 67 olabilir. Bakıyoruz 67'yi 2'ye bölünmez. 6 ile 7'nin toplamı 13 yapıyor. 3'ün katı değil. 3'e bölünmez.
İşte 5'e bölünmez. Hiçbir şeye bölünmüyor. Evet, düşünüyoruz şöyle. Hiçbir şeye bölünmüyor. Yani 67 de olabilir. Şimdi arkadaşlar, asal sayıların hepsini bu tabloda bir işaretleyelim. Şimdi ne yapıyoruz? Çift sayıları eleyebiliriz. Çift sayılar çünkü 2'ye bölünür. Yani 2 hariç tabii. 2 en küçük asal sayımız. 2 hariç bütün çift sayıları eleyebiliriz. Yani 12, 22, 32 şunları şöyle eleyebiliriz. 2'ye bölünürler çünkü. Yine şuradakileri eleyebiliriz. Bunlar da 2'ye bölünebilirler. İşte şunlar yine 2'ye bölünebilirler. Bakın çift olan bölmeleri, hatta şöyle yapıvereyim hızlı olsun. Çift olan bölmeleri bu şekilde eledik. 1 olmaz. En küçük asal sayımız 2. O yüzden 1'i de attık. Şimdi 3 asal sayı, 5 asal sayı, 7 asal sayı, 9, 3'e bölünür, elendi. 11 asal sayı, 15, 5'e bölünür. Yani bu arada bu 5'in katlarını da eleyebiliriz. 5, 15, 25, 35 diye gidiyor ya. Bunları da eleyebiliriz. Çünkü bunlar da 5'e bölünürler. Buradan 17 asal sayıdır. 19, 21, 3'e bölünür. Devam ettiğimiz zaman 27, 3'e bölünür. Devam ediyoruz. 31 asal sayı. 33, 3'e bölünür. Devam ediyoruz. 37 asal sayı. 39, 3'e bölünür. 41 asal sayı. 43 asal sayı. 47 asal sayı. Ama 49, 7'ye bölünür. Devam ettiğimiz zaman 57, 3'e bölünür. Elendi. 59 asal sayı. 61 asal, 63 3'e bölünür, 69 3'e bölünür, 71 asal, 77 7'ye bölünür, 79 asal, 81 3'e bölünür, 83 asal, 87 3'e bölünür, 89 asal. Başka da burada da 97'yi işaretlemiştik zaten. Yani yuvarlak içine aldıklarımız 0'dan 100'e kadar olan asal sayılarımız arkadaşlar. Öğretmenim bir şey sorabilir miyim? Evet, sor. Öğretmenim hani mesela 3 öğretmenim asal sayı, 13 asal sayı, 23, 43, 53, 73, 83 falan öğretmenim. 33 neden değil öğretmenim? Hani hepsi 3'e bölünüyor. Bölünmüyor mu mesela? Hayır. Yani son. Hayır. 13 mesela 3'e bölünmez. 3 kere 4 12 yapar. 3 kere 5 15 yapar ama 13 3'e bölünmez. 23 de 3'e bölünmez. Ama 33 3'e bölünebiliyor. Veya 63 3'e bölünebiliyor. Benim veya 93 3'e bölünebiliyor. 3 zaten üç kendisi. 3 ama kendisi zaten. Kendisi dışında başka bir sayıya bölünebiliyorsa asal değildir. 3'ün kendisi dışında bir böleni var mı? 3'ün 3 dışında bir böleni var mı? Yok. Ama 33'ün 33 dışında bir böleni var. 3'e bölünür ya da 11'e bölünür. O yüzden başka bir böleni varsa asal değildir. Tamam mı? Şimdi bunlar bizim asal sayılarımız. Mesela hani bakalım aralarından rastgele. 47'ye bakalım. 47. 1'e bölünür, bir de 47'ye bölünür. Başka 2'ye bölünmüyor, 3'e bölünmüyor, 5'e bölünmüyor, 7'ye bölünmüyor, 11, 13 yani başka hiçbir sayıya bölünmüyor. Dolayısıyla 47 asal. Anlatabildim mi? Asal sayılar bunlar arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Biz sayıların asal çarpanlarını bulacağız. Bir sayının asal çarpanlarını nasıl buluruz? Yani mesela şuradan hangisini anlatalım? 20'yi anlatalım. Baştan anlatalım. 20 sayısının asal çarpanlarını bulmak için arkadaşlar 20 sayısını yazıyoruz. Yanına düz bir çizgi çiziyoruz. Ve hani bizim asal sayılarımız nasıl başlıyordu? 2, 3, 5, 7... 11, 13 diye devam edip gidiyordu ya. İşte şu en küçük asal sayıdan başlayarak buradan bölme işlemini yapıyoruz.
20'yi 2'ye bölersek ne olur? 10 olur. Tekrar 2'ye bölünebiliyorsa tekrar bölüyoruz. 10'u 2'ye bölersek 5 olur. Tekrar 2'ye bölünür mü? Hayır. 5 2'ye bölünmez artık. Bir diğer asal sayıyı düşünüyorum. 3'e bölünür mü? Hayır. 3'e de bölünmez. 5'e bölünür mü? 5'e bölünür. 5'i 5'e böldüm. 1. Yani 20'nin asal çarpanları arkadaşlar. İşte buradaki sayılar. 2 ve 5. 2 ve 5. 20'nin asal çarpanları. Üslü yazılışı dediği ise burada 20'yi aslında biz şöyle yazabiliyoruz. 2 çarpı 2 çarpı 5 şeklinde. Buradaki sayıların çarpımı şeklinde yazabiliyoruz. 2 tane 2 olduğu için 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1 ya da 5 şeklinde üslü olarak yazıyoruz. Bir tane daha yapacağım. Daha iyi anlaşılması için. Mesela şu 48'i bir de şu en sondaki 48'i yapayım. Bak yine 2 ile başlıyorum bölmeye. 2'ye bölüyorum. 48'i 2'ye bölersem 24. Tekrar 2'ye bölünür. Böldüm. 12. Tekrar 2'ye bölünür. Böldüm. 6. Tekrar 2'ye bölünür. Böldüm. 3. Bu da artık 3'e bölünür. 1. Şurada 1'e ulaşana kadar bu şekilde bölmeye devam ediyoruz. Daha sonrasında ise asal çarpanları neymiş? 2 var ve 3 var. Yani 2 ve 3 farklı çeşitlerden birer tane. Üslü olarak da bu 4 tane 2 olduğu için 2 üzeri 4 çarpı bir tane de 3 olduğu için 3 üzeri 1 ya da direkt 3 şeklinde yazıyoruz. Öğretmenim. Evet. Öğretmenim aslında öğretmenim mesela yanda yazdığınız sayılar öğretmenim mesela A'da 2, 2, 5 var ya. Onların hepsinin çarpımı da öğretmenim 20'ye giriyor mesela. Tabii, aynen. Buradaki sayıların da 3, 2, 2, 2, 2 bunların da hepsini çarparsak 48'i verir bize. Peki öğretmenim şey yapsak olur mu mesela biz 2 ile 2 çarptık 10, 10 ile 5 ay bir dakika kafam karıştı. Neyse anladınız sizden öğretmenim ama öğretmenim mesela hepsini çarptık sonuç yanlış çıktı. O zaman biz yanlış mı yapmış oluyor? Tabii buradakileri çarptığın zaman. Kontrol şey kaldı. Buradakileri çarptığın zaman en baştakini vermiyorsa o zaman hatalı yapmışsın demek ki. Şimdi arkadaşlar siz 28'in asal çarpanlarını bana chatten yazıp gönderin. Sohbetten chatten yazıp gönderin. Hocam. Evet. Mesela hocam bize verdikleri her sayıyı biz 2'ye mi böleceğiz? 2'ye böleceğiz. Bölünmüyorsa 3'e böleceğiz. O da bölünmüyorsa 5'e böleceğiz. O da bölünmüyorsa 7'ye böleceğiz. O şekilde. Asal sayılardan yan tarafa asal sayılardan yazacağız. Evet. Hadi bakalım. Şimdi 28'i bir yazıp gönderin bakalım. Hocam tuvalete gidebilir miyim? Tabii gidebilirsin. Üslü olarak yazmaya gerek yok arkadaşlar. Tamam mı? Sadece asal çarpanlarını yazın yeter. Hani biri A'da 2 ve 5 yazdık ya. O şekilde yazın yeter. Ahmet Selçuk doğru. Mete doğru. Enes Ata ikincisi doğru, birincisi yanlış. O birincinin yerine başka bir sayı olacak. Yusuf Çınar doğru. Benim birinci mi yanlış benim ikinci mi yanlış? 14 olmayacak. Serra doğru. Evet gençler bakın 28 yazıyor.
28 2'ye bölünür. Bölelim o zaman. 28'i 2'ye bölersem 14 yapıyor. Bu tekrar 2'ye bölünür. 14 tekrar 2'ye bölünür. Tekrar bölersem bu 14'ü 2'ye böldüm. 7 çıktı. 7 2'ye bölünmez. 3'e bölünmez. 5'e bölünmez. 7'ye bölünür. 7'yi 7'ye böldüm. Hocam. Daha sonra... Hocam C'yi mi yapıyorum? Hayır hayır. Şu an B'yi yapıyoruz. B'yi ben anlatıyorum şu anda. Ben bitirdikten sonra abi C'yi gönderin diyeceğim. C'yi göndereceksiniz. 28'i 2'ye böldüm 14. 14'ü 2'ye böldüm 7. 7'yi de 7'ye böldüm 1 oldu. Yani asal çarpanlar burada ne var? 2 ve 7'ymiş. Farklı çeşitler olarak 2 ve 7 var. Üslü olarak yazmak için de 2 üzeri 2. Çünkü 2 tane var 2'den. Bir de 7 üzeri 1. Yani 7'lerden de bir tane var. Şimdi C'ye atabilirsiniz işte. Hocam illa üstü diye yaz, yani hep üstü diye çıkacak diye bir şey yok değil mi? Yok üstü çıkmayabilir. Birer tane hayır. Çıkabilir yani. Hatta bakayım sen doğru göndermişsin. Mete doğru. Enes Ata o 15'i de tekrar böleceğiz. Bak 15 asal bir sayı değil. 2'ye böleceğiz, olmadı. 3'e böleceğiz, olmadı. 5'e böleceğiz, olmadı. 7'ye böleceğiz. O da olmadıysa 11'e, o da olmadıysa 13'e. Bu şekilde asal sayılardan ilerleyeceğiz. Tamam mı? Ahmet Selçuk doğru. Enes Ata olmadı. O 15 olmayacak Enes Ata. 15 asal bir sayı değil. Hocam ben hemen D'yi de yaptım. Göndermeyin. Yani D'yi yapın ama göndermeyin. Aynen öyle yaptık. Çünkü karışıyor öbür türlü. Önce bunu çözelim ondan sonra da onu atarız. Attım hocam ben. Duru doğru. O ama 5 üstü 5 yazdığın yanlış. Serra olmadı. Bak yapalım gençler. 30 ya bu. 2'ye bölünür mü? Bölünür. O zaman 2'ye bölerek başlayacağız. 32'ye böldük. 15 oldu. Şimdi 15 2'ye bölünür mü? Bölünmez. 3'e bölünür mü? 3'e bölünür. O yüzden 3'e böleceğiz. 15'i 3'e bölersen 5 yapar. 5. Sonra 5. Evet 5. 3'e bölünmez. O zaman 5'e böleceğiz. 5'i 5'e böldük. 1. Burada 1'i elde ettik. Şuradaki sayılar işte. Asal çarpan bunlar. Yani 2 varmış, 3 varmış, bir de 5 varmış. Bunlar bizim asal çarpanlarımız. Üslü olarak yazacak olursak da zaten bunlardan birer tane var. 2 üzeri 1 çarpı, 3 üzeri 1 çarpı, 5 üzeri 1 ya da o üstlerdeki 1'i yazmasak daha iyi aslında. 2 çarpı, 3 çarpı, 5 olmuş oluyor. Öyle diyorum. Benim anlamadığım şey şu. Hani 30'u 2 ile bölüyoruz. Sonra 15 çıkıyor. Peki 15'i neden 3 ile bölüyoruz? Ne yapalım? 15'i 15'e mi bölelim? Hayır. Neden 2 yerine başka bir rakamla bölüyoruz? Ben anlamadım. Şimdi bizim amacımız 30'un asal çarpanlarını bulmak. Bizim asal sayılarımız evet. Neydi? Yani daha doğrusu şu. 30 hangi asal sayıları çarparak elde edilir? Dolayısıyla Anladım. 30'u 2'ye bölüyoruz 15 çıkıyor. 15 hangi sayıların çarpımıyla elde edilir? 3 ile 5'in. O yüzden 3'e bölüyoruz 5, 5'e bölüyoruz 1. Bizim asal sayılarımız neydi? 2, 3, 5, 7, 11, 13 diyerekten sonsuza kadar gidiyor bunlar. Yani 30 2'ye bölünüyorsa 2'ye böleceğim. Bölünmüyorsa 3'e böleceğim. Bölünmüyorsa 5'e. O da olmuyorsa 7'ye. O da olmuyorsa 11'e. O da olmuyorsa 13'e. O da olmuyorsa 17'ye diyerekten böyle ilerleyeceğim artık. 1'e kadar tamam, onu düşüreceğim.
Mesela burada var mı? Var mı bilmiyorum ama şöyle hemen ben yazayım. Hatta şunun arkasında var mı? Orada da yokmuş. Tamam, ben yazayım mesela. Diyelim ki 49. 49'un asal çarpanlarını bulacağız. Şimdi bak, düşün. 2'ye bölünüyor mu? Hayır. 3'e bölünüyor mu? Hayır. 5'e bölünüyor mu? Hayır. 7'ye bölünüyor mu? Evet, 7'ye bölünüyor. 49'u 7'ye bölüyorum. 7. 7'yi de 7'ye bölüyorum. 1. Ne oldu? Bak, 49'un demek ki asal çarpanı 7'ymiş. Yani üslü olarak yazarsak da tabii 7'nin karesi olacak. Anladın mı? Buradan en küçükten yavaş yavaş büyüğe doğru bölebilen varsa bölüyoruz. Bölemiyorsa geçiyoruz bir sonraki. Anladım öğretmenim. Teşekkür ederim. Tamam. Şimdi şunu biraz daha şöyle büyütelim de daha rahat olsun. 32'ye bakın bakalım arkadaşlar. 32'nin asal çarpanları. Hatta bunu üslü olarak yazalım. Üslü olarak yazalım. Tamam mı arkadaşlar? Ha, yazamıyorsak eğer oluşturamıyorsak bilgisayarda veya telefonda şöyle yazabilirsiniz. Mesela işte atıyorum 5 üssü 7 gibi yazabilirsiniz. Hani mesela şunu yazamıyorsak, tamam mı? 5 üstü 7 diye de yazabilirsiniz. Bunu o şekilde dönüştürebilirsiniz. Hocam ben şeyle yaptım. İyi çizgiyle yaptım. Tamam olsun. Ama normalde tabii o bölü anlamındadır. Öyle yapmamak lazım ama şimdi anlayışımız doğru olsun. Enes Ata bu soru için attıysan yanlış olmuş. Mete doğru. Ahmet olmadı Ahmet. Devam etmesi lazım. Biraz daha devam ediyor. Yok, Enes Ata olmadı. Ahmet Selçuk olmadı. Biraz daha olacak. Yani 1'e kadar indirdin mi? Burası 1'e kadar inmesi lazım. Hocam. Efendim. Ben de attım ama. Duru, seninki gelmedi. Ha, gelmiş. Tamam, az önce atmışsın. Doğru. Doğru seninki de. Ahmet Selçuk, bir tane daha olacak. Hocam siz benimkine cevap verdiniz mi? Ben attım herhalde de görmediniz. Yusuf Çınar, seninkini de mi görmedik? Siz önce mi attınız? Ne yaptınız? Ha, doğru seninki de. Doğru. Evet, Ahmet Selçuk doğru. Şimdi arkadaşlar 32. Ne yapıyorum? 2 ile başlıyorum. Öğretmenim bir dakika, hemen bitiriyorum. İyi, hadi bitir bakalım. Son 1-2 saniye daha bekleyelim. Evet. Tamam, yaptım. Tamam, kaç oldu? Attın mı? Söyle. Attım. Olmadı Serra. İkiye bölüyoruz. Bak, 32 ikiye bölüyoruz. 16. 16'yı da ikiye bölüyoruz. 8. 8'i de ikiye bölüyoruz. 4. 4'ü ikiye bölüyoruz. 2. 2'yi de 2'ye bölüyoruz. 1. Bak, sürekli 2 bölüyoruz buraya kadar. Kaç tane 2 var? Asal çarpan dediğimiz zaman 2. Yani asal çarpanımız 2. Tamam mı? Ama kaç tane? 5 tane. O yüzden 2 üssü 5 diye bunu yazıyoruz. Cevap 2 üssü 5 oluyor. Evet, şimdi 34'e bakalım. 34'ün asal çarpanlarını ayıralım. Üslü olarak gönderelim. Hocam bakabilir misiniz?
Bakıyorum. Mete doğru, Duru olmadı. Enes Ata biri doğru ama o bir olmayacak. Onun yerine başka bir şey olacak. Yusuf Çınar bir tane daha olacak. Enes Ata doğru şimdi. Yapalım isterseniz. 34. Evet, Yusuf Çınar doğru. Evet, gitgide iyileşiyor. Serra doğru. Güzel. ...34'ü 2'ye bölerek başlıyoruz. Gençler, 34'ü 2'ye böldük. 17. Şimdi bakın burada 17'yi 2'ye bölsem bölünmez. 3'e bölsem bölünmez. 5 olmaz. 7 olmaz. 11 olmaz. 13 olmaz. 17. Yani zaten 17 asal bir sayı olduğu için sadece 17'ye bölünür. Ama ben yine de hani süreci anlatmak açısından sıra sıra deneyerek geldim. Ama tabii burada asal bir sayı gördüğünüz zaman hiç başka bir şey denemenize gerek yok. Direkt olarak buraya yazabilirsiniz. 17'yi 17'ye böldük. 1. Yani asal çarpanlar 2 ve 17'ymiş arkadaşlar. Üstü olarak yazılışta 2 çarpı 17. Yani 2 üstü 1 çarpı 17 üstü 1 aslında. Ama 2 çarpı 17 diyebiliriz. Şimdi 42'yi gönderelim. 42'nin üslü olarak yazılışına. Yusuf Çınar doğru. Evet. Enes Ata doğru. Bu konunun aynısı arkadaşlar 8. sınıfta da var. O yüzden şimdi iyi öğrenirseniz o zaman rahat edersiniz. Hocam bunların bazılarıyla cevapları aynı. Evet. Hocam ben gönderdim. Mete doğru. Ahmet Selçuk doğru. Evet, Duru. Doğru, doğru da üstlü yazılışta 7'yi yazmamışsın. Onu da yazmamız lazım. Serra 3 eksik. Evet. Hocam ben onu yaptım unutmuşum ya. Öğretmenim yanlışlıkla iki yazmışım. Onun yerine 3 yazsaymışım doğru oluyor mu? Yok, 2 de olacak. 2 de olacak ama 3 de olacak. 2, 3, 7 olacak. Çünkü 42'ye 2'ye böldük. Ha doğru, tamam. Doğru. İlk 2 sonra 3 sonra 7. 42'ye 2'ye böldük. Hocam efendim Ahmet? Hocam nasıl yazılıyor? Ha, göstereyim şimdi. 42'ye 2'ye böldük 21. 2'ye bölünmez. 3'e bölünür artık. 21'i 3'e böldük 7.
7 de asal sayı olduğu için sadece 7'ye bölünür 1. Yani asal çarpanlar 2, 3 ve 7. Üslü olarak nasıl yazacağız? 2 çarpı 3 çarpı 7. Hani bir tane 2, bir tane 3, bir tane 7 var. O yüzden bu üslere şöyle 2 üzeri 1, 3 üzeri 1, 7 üzeri 1 yazabiliriz. Ya da yazmasak daha güzel olur. 2 çarpı 3 çarpı 7. Cevap bu yani şu. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bakalım. Buradan birkaç tane daha yapacağız ama ilk dersimizi bitirdik. Bir ara verelim. 10 dakika bir mola verelim. Saat hocam gelin. Bye bye. 8'e 10 geçe tekrar aynı linkten giriyoruz. Hocam doğru mu? Doğru değil hemen. Doğru. Bye bye. 45'in asal çarpanlarının üslü yazılışı. Yusuf Çınar doğru, Mete doğru, Ahmet Selçuk olmadı. Ahmet 2'ye böleceğiz, bölünmüyorsa 3'e böleceğiz, bölünmüyorsa 5'e böleceğiz, bölünmüyorsa 7'ye böleceğiz. O şekilde ayır ayıra hocam 1'e kadar indireceğiz. Evet Yusuf Çınar. Hocam Ahmet ayrıldı. Siz az önce söylediniz ya. Yok burada Ahmet Selçuk. Nasıl hocam? Az önce yukarıda öyle gözüktü de. Ha, yok işte görünüyor şu anda. Pardon. Evet. Enes Ata olmadı. Enes Ata. Şimdi 45'i böleceğiz gençler. 45'i böleceğiz. 2'ye bölünür mü? Bölünmez çünkü tek sayı 45. 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünür mü? 3'e bölünür. 4 ile 5'in toplamı 9 çünkü 3'ün katı. 3'e bölersek 15 yapıyor zaten. Tekrar 3'e bölünür. O da 5 yapar. Bu artık 5'e bölünür. 1 yapar. Yani 3, 3 ve 5... Üslü olarak nasıl yazacağız? 3'ün karesi çarpı 5. Asal çarpan olarak da 3 ve 5 var. Üslü olarak da 3'ün karesi çarpı 5 olacak. Enes Ata anladın mı? Öğretmenim ben de sürekli şey oluyor öğretmenim bakın. Şeye kadar doğru öğretmenim. Nereye? Derken? 45'i 3'e bölüyorum. 15, 15'i 3'e bölüyorum. 5, 5'i de öğretmenim şeye bölüyorum. Yine 5'e bölüyorum öğretmenim ama onun 5 yerine 1 yazıyorum öğretmenim işte oraya. Sonucu yazıyorum. Şuradaki 1 yazıyorum. Benim kafam orada karışıyor. İşte aslında karışmıyor. Direkt öyle yazıyor. Şunları şuradakileri yazacaksın işte. 2 tane 3, 1 tane 5. O da 3 üzeri 2 çarpı 5. Yani 2 tane 3, 1 tane 5 anlamında. Öğretmenim kafamdan yaptığım için buradaki 1 de sanki bu taraftaymış gibi oluyor. Kafan, ama değil. Kafandan yapma sen de. Kafandan yapma yazarak yap. Arkadaşlar matematikte tamam zihinden işlem yapmak önemlidir, hız kazandırır. Ama karıştırıyorsak da kağıt kalem kullanacağız. Yani yavaş yapmak yanlış yapmaktan iyidir. O yüzden kalem kağıt kullanmaya çalışalım. Yazarak yapalım. 54'e bakalım ya da bu sıraya bakmayalım. En alt satıra inelim biraz daha sayılar yükselsin. Şöyle 100'e bakalım şimdi. Ya hocam 54'ü yazmıştım ben hemen ya. Neyse onu da ekstradan yaparsın sonra. Şimdi 100'e bakalım. 100'ün asal çarpanlarını yazalım. Enes Ata... Tamam doğru asal çarpanlar doğru. Üslü halini de yazalım. Üslü halini. Attım hocam.
Evet, doğru. Yok, pardon. Bir de devamı da var. Devamı da var. Yusuf Çınar. Doğru. Ahmet, seninkini görmeye çalışıyorum. Evet, Ahmet işte onları üslü olarak yazacağız bir de. Hocam benimki yanlış değil mi? O hocam hani üstü, en son üstü yazdığım o iki olması gerekmiyor muydu? Bakayım. Ha, aynen ben onu iki olarak görmüşüm zaten. Tamam. Yani hocam başka bir çocuk olsa söylemez bak. Ben de attım. Aynen. Ya sen gönderdin, sonra şu Ahmet Selçuk fotoğraf şeklinde gönderdi. Onunkine bakacağım derken senin oradaki kuvveti kaçırmışız. Mete doğru. Enes Ata bir tam olmadı bir. Yusuf Çınar evet şimdiki doğru. Duru Yavuz doğru. Ahmet seninki de doğru şimdi. Tamam. Şimdi 100 arkadaşlar ikiye bölerek başlayalım. 100'ü ikiye böldük 50. Ve bir de ikiye bölünebilir. Böldük 25. Bu artık 5'e bölünür. Yani 2'ye bölünmez. 3'e de bölünmez 25. 5'e bölünür. 25'i 5'e böldük 5. 5'i de 5'e böldük 1. Yani 2'lerden 2 tane. 5'lerden de yine 2 tane. 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2 olacak. Hemen M'ye bakalım şimdi. 110. Soru soracak olan varsa sorabilir. Yoksa 110'a başlayın. Öğretmenim. Efendim. Öğretmenim. Efendim. Bir şey soracağım. Hani dediniz ya mesela. Mesela. Sayı şey öğretmenim. Hani dediniz ya. Şu 110 yazan yerdeyse. Efendim. Enes Ata sesin takılıyor. Asal sayı. Hani dediniz ya asal sayılar yani şu 110'un yerinde olsa. Evet. Buraya direkt onu yazabiliriz asal sayı varsa. Yani asal sayı direkt şurası olsa. İşte hani onun yanında hani sıfır var. Onu silsek oluyor mu? İşte o sıfırı kafamıza göre silemeyiz. O sıfıra götürecek şekilde önce bir şeylere bölmemiz lazım burayı. 2'ye bölüp tekrar 2'ye, 3'e, 5'e neyse. En son asal kalırsa onu direkt yazabiliriz. Öğretmenim. Sıfırı silip oraya 7. Enes Ata çok takılıyor. 73 yazabilir miyiz? Çok takılıyor sesin. Hocam ben gönderdim. Evet bakayım. Mete doğru. Hocam ben de gönderdim. Hocam. Yusuf Çınar. Bakıyorum. Evet doğru. Tamam. Ahmet. Ahmet yazarak gönderirsen daha iyi olacak. Böyle biraz zor oluyor. Evet doğru. Hocam. Efendim Duru. Ben bunu anlayamadım ama. Aslında aynı şeyler Duru. 110 kaça bölünür? 2'ye bölünür. Böleceğiz 2'ye. 55 yapıyor.
Şimdi 55 kaça bölünür? 2'ye bölünür mü? Bölünmez. 3'e bölünür mü? Bölünmez. 5'e bölünür. 5'e bölersem 11 yapıyor. Ala Nur doğru. 11 asal sayı. 11 asal sayı direkt olarak 11'e bölünür. Başka bir şey zaten bölünmez. 11'i de 11'e böldük. 1 yaptı. Yani 2, 5 ve 11 üslü olarak yazılışta 2 çarpı 5 çarpı 11 olacak. Tamam, 2 çarpı 5 çarpı 11. Hocam klavye birazcık sıkıntılı çalışıyor ama. Şey mi? Atılmıyor mu klavyeden? Neyse, olmuyorsun. Hocam. Önemli değil, olmuyorsa gönder. Evet, hadi bu 135'i de geçelim. 260'ı yapalım ve burayı tamamlamış olalım. 260'ı yapıp gönderin bakalım arkadaşlar. Ya hocam ben... Evet, Yusuf Çınar, 165 için doğru göndermişsin. 260'ı gönderelim ama 135'i yapmayalım, 260'ı gönderelim. Hocam ben bunun mantığını pek anlayamadım. Ben de pek anlayamadım. Öğretmenim sesiniz gelmiyor ama. Öğretmenim sesiniz gelmiyor. Tamam. Şimdi geliyor mu? Evet. Tamam. Evet. Korktum ya. Yok. Şu takılı kalmış da. Tamam, neyse. Şimdi 2'ye böleceğiz arkadaşlar. Bölünüyorsa tekrar 2'ye böleceğiz. Bölünüyorsa tekrar 2'ye böleceğiz. Bölünmediği zaman 3'e geçeceğiz. 3'e böleceğiz. Tekrar 3'e böleceğiz. Tekrar 3'e böleceğiz. Bölünmediği zaman 5'e geçeceğiz. Bölünmediği zaman 7'ye geçeceğiz. Bu şekilde sırayla ilerleyeceğiz. 2, 3, 5, 7, 9. Bu bizim asal sayılarımız var ya. 2, 3, 5, 7, 9 değil pardon, yanlış söyledik. 11, 13, 17, 19, 23 diye bu sonsuza kadar gidiyor. İşte biz zaten genelde şu 17'ye kadar ya da 11'e kadar kullanıyoruz. Bizim sayılarımız genelde bunlardan ibaret oluyor. Öbür sayılar zaten çok yüksek sayılar çıkmaya başlıyor. Bunları deneyerek burada en son 1'e ulaşana kadar bölüyoruz. Ondan sonra da buradaki sayıları üslü olarak yazıyoruz. Şimdi bu cevapları gönderdiniz. Ama ben direkt çözümünü yapayım. Siz kendiniz karşılaştırın. Şimdi zaman çok kaybetmeyelim. 260 neye bölünür? 2'ye bölünür. Bak, 2'ye bölünürse 2'ye böleceğiz. 260'ı 2'ye böldüm. 130 yaptı. 130 tekrar 2'ye bölünür mü? Bölünür. Evet. Böldüm 2'ye. Ne oldu? 65 yaptı. Şimdi 65 tekrar 2'ye bölünür mü? Bölünmez. Hayır. 3'e bölünür mü? Bölünmez. Nereden anladık 3'e bölünmediğini? 6 ile 5'i topladım. 11 yaptı. 11 3'ün katı değil. 3'e bölünmez. 5'e bölünür. 5'e böldüm. 65'i 5'e bölersem 13 yaptı. 13 neye bölünür? 13 zaten kendisi bir asal sayı olduğu için 13 sadece 13'e bölünür. 13'ü de 13'e böldüm. 1 çıktı. Yani arkadaşlar 2, 5 ve 13 bizim asal çarpanlarımız. Bunları da üslü olarak yazacak olursak 2 üssü 2 çarpı 5 çarpı 13 şeklinde yazabiliriz. Ama size şimdi
Size şimdi bir başka yöntem daha göstereceğim. O belki biraz daha pratik olabilir. 260'ı yine ele alalım. 260 çizgimizi çizdik. Burayı arkadaşlar illaki böyle sırayla gitmek zorunda değilsiniz. İllaki 2'ye böleceğim, sonra 3'e, sonra 5'e diye sırayla gitmek zorunda değilsiniz. Mesela ben burayı 2'ye böldüm. Ne oldu burası? 130 oldu. Bak burada şöyle yapabilirsiniz. Bu 13'ün 10 katı. Yani direkt 13'e bölebilirsiniz isterseniz. Çünkü 13 bir asal sayı. Yani buraya yazdığınız sayılar asal olduktan sonra, asal sayı olduktan sonra sıralamanın bir önemi yok. O 130'u 13'e böldüm, 10 yaptı. İstersem onu 5'e bölebilirim. 5 de asal sayı. 2 yaptı. Daha sonra da 2'ye bölerim, 1. Bak burada çıkan 2, 2, 5, 13. 2, 2, 5, 13. Zaten aynı şeyler çıkıyor. O yüzden herhangi bir sıkıntı olmaz. Sıralama farklı olabilir. Yani mesela şu 100'e bakalım. Az önce böyle 2, 2, 5 diye yapmıştık ya. İsterseniz bunu direkt olarak 5'ten de başlatabiliriz. 100'ü 5'e böldüm, 20. Tekrar 5'e böldüm, 4. 2'ye böldüm, 2, 2'ye böldüm, 1. Bu şekilde de yapabiliriz. Tamam mı? Bu şekilde de olur. Ama tabii tek şartımız şu. Buraya yazılacak olan sayılar asal sayı olacak. Yani ben kalkıp da buraya 100'ü şöyle yapalım. 100'ü direkt 10'a böldüm, 10, 10'a böldüm, 1. Böyle yapamam. Çünkü bunlar asal sayı değil. Tamam mı? Bunu yapamayız arkadaşlar. Hadi burada ne kaldı? Bir 135 kaldı ya. Hadi onu da yapalım. Şey olmasın. Orada kalmış olmasın. Bunu da yapalım arkadaşlar. 135'i de gönderelim. Ondan sonra ne yapacağız? Ondan sonra geçeceğiz arka sayfasına. Yusuf Çınar, 5'in kuvveti fazla. Ya ben bunu hocam atmıştım. Neydi, unuttum ya. Ha, az önce atmıştın. Doğru atmıştın hatta ya. Değil mi? Aynen. Evet. Doğru. Az önce doğru atmışsın da. O zaman doğru sayalım. İyi, sayalım hadi. Yeah. Evet, ben bir şey sorabilir miyim? Sor Serra. Ben 135'i 2'ye bölmeye çalışıyorum. Ama burada mesela kalan bölünmüyorsa 2 ile başlayamıyorsam mı olacak? Şimdi 2 ile bölünemiyor değil mi 135? Çünkü zaten tek sayı. Evet. Sonu 5 ile bitiyor. Tek sayı 2'ye bölünmez. O yüzden 2'ye evet. Bölmeyeceğiz onu. 3'e geçeceğiz. 3'e bölünmüyorsa tamam. 3'e böleceğiz. Ya 3'e de bölünmüyorsa tamam. 5'e geçeceğiz. Tamam. Evet Mete. Bakıyorum. Doğru Mete. Hocam şeyleri de yapalım mı? 3 tane boş kaldı. İ, J, K. Onları yapmayalım artık ya. Onlar kalsın bence. Çok çok yaptık çünkü. Bu sırada bu kaldı. Hocam onların ben neredeyse bir ders boyunca neredeyse. Evet. Evet ama işte anca şey olmaya başladı. Hala bak eksikler var. Ahmet Selçuk olmadı.
Memoşu. Yapalım mı? Memoşu. Şimdi 135. Mikrofonları kapalı tutmaya çalışalım arkadaşlar. Konuşacağımız zaman açalım. Şimdi 135 ikiye bölünmez. Çünkü sonu tek sayı. 3'e bölünür mü? 5, 1 daha 6, 3 daha 9 yani 3'ün katı 3'e bölünür. 3'e bölerek başlayabiliriz. Şöyle 3'e bölelim. Ne yapar? 135 3'e bölersek 45 yapar. Ha, bunu aklımızdan yapamayabiliriz. Ama elimiz boş durmayacak. Hemen 135'i alacağız buraya. 3'e şurada böleceğiz. İşte 4 kere 3, 12, 1 kaldı 5, 15'te 5 defa 5 kere 3, 15 diye hemen bölüvereceğiz. 45. 45, 3'e tekrar bölünür. 15. 15, 3'e tekrar bölünür. 5. 5, 5'e bölünür. 1. Ne oldu? 3 tane 3, 1 tane 5. Yani 3 üssü 3 çarpı 5. 5 üssü 1 ya da 5. Ama bak dediğim gibi şöyle de yapılabilir. Şimdi sonu 5 ya bunun. Sonu 5. Zaten 5'e bölündüğünü anlayabiliyoruz buradan. 5'e bölünebiliyor. Bunu 5'e bölerim. 27 yapar. Ondan sonra 3'e bölerim 9, 3'e bölerim 3, 3'e bölerim 1 olur. Aynı şeyi yine elde ederim. 3 tane 3, 1 tane 5. Aynı şey yine olur. Tamam mıdır? Şimdi orası artık yeter. Bununla alakalı diğer sorulara bakalım. Burada bizim bu asal çarpanlarına ayrılmış hali verilmiş sayıları bize soruyor. Buna da bu arada şurada yazıyor, onu söylemeyi unuttuk. Asal bölen listesi ya da algoritması denir. Tamam mı? Asal çarpan algoritması ya da bölen listesi denir bu yaptığımız şeye. Onu da duymuş olun, öğrenmiş olun. Şimdi burada en başta K'nın kaç olduğunu soruyor bize. K'nın kaç olduğunu bulmak için yapacağımız şey kolay. Buradaki bütün sayıları çarpıyoruz. 3 kere 3, 9. 9 kere 2, 18. 18 ile 2 ile çarpıyoruz ve 36'yı elde ediyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Buradan 3 kere 3, 9. 9 kere 2, 18. 18 kere 2, 36. Buradaki sayıları böyle tek tek yukarı doğru çarparak bulabiliyoruz. Şimdi sıra sizde. L'yi gönderin bakalım. Hocam size ben kedimi göstermiş miydim? Görmüştük diye hatırlıyorum ama senin kedin miydi o? Bir kedi gördük ama. Herhalde. Yok hocam ben göstermedim. Hocam iki dakika baksana da bana. Hadi bakıyorum. Hocam o benim kedi. Bakıyorum hocam lütfen. O benim kedim. Mete seninkini mi görmüştük? Evet. Evet hocam. Yusuf Çınar. Ne o? Tekir mi? Evet hocam. İyi güzelmiş. Ama anlayacağım. Büyük sanki değil mi? Yavru değil. Biraz büyük hocam. Ha, yavru değil yani normal. Evet. Çok büyük. Tırmalıyor mu? Yok hocam böyle kolay kolay tırmalamıyor oyun oynarken falan. İyi bakalım güzelmiş. Adı ne? Adı Mia hocam. Hı? Yeğenim koydu. Mia. Benim öğretmenim de bir sokakta öğretmenim bir tane. Mia. Mia ha Mia. Anladım. İyi, adı da iyiymiş. Öğretmenim. Evet Enes Ata. Öğretmenim bizim de sokakta bir tane yavru. Benim. Enes Ata bugün senin... Sarımsı bir kedi vardı öğretmenim. Öğretmenim yabaniydi ama kediden... Bugün senin internet sıkıntılı herhalde, çok anlamıyoruz söylediklerini. O Ahmet Selçuk'un da varmış ya. Tam göremiyoruz ama. Şimdi gör. Hocam beyaz. Evet, onunki de British mi o da? Van kedisi mi? Hocam ısırıyor ya bazen. Neyse arkadaşlar, aşılarına falan dikkat edin. Öğretmenim. Evet Serra.
Bizim bir tane Maviş diye bir kedimiz vardı. Üç tane yavru doğurdu. Biri öldü, biri kayboldu. Ama biri var hala. İyi var, biri kalmış. Evet. Hocam annesi hayvanları uyutuyor. Kedileri falan. Efendim? Kedileri falan uyutacaklarmış yani. Böyle iğneyle falan öldüreceklermiş onları. Yok, o kediler için değil zaten. Köpekler için de. O da tam olarak da öyle değil büyük ihtimal. Ama dur bakalım ne olacak, bir göreceğiz bakalım. Kimse uyutamaz çünkü. Şimdi arkadaşlar L'yi gönderdiniz herhalde. Bir bakalım onlara. Aa, ben göndermeyi. Ahmet Selçuk doğru. Enes Ata olmadı. Evet, göndermeyi unutmuşsunuz. Kedilere de aldınız, göndermediniz bak cevabı. Neydi ha? Tamam. Tamam. Atıyorum hocam. Attım. Yusuf Çınar doğru. Yes. Şimdi arkadaşlar bak yukarı doğru çarpıp gideceğiz. Burada 5 kere 1 1 kere 5 ya da şöyle 1 kere 5 5 yani burası 5 olacak. 5 kere 3 15 burası 15 olacak. 15'i 3 ile çarparsak 45 burası 45 olacak. 45 ile 2 ile çarparsak burası da 90 olacak. Yani aslında yukarıdan aşağı doğru normalde böyle böyle iniyoruz ya. Yani 92'ye böldüm 45, 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1 diyoruz ya. Bunun tam tersi işte. 1 kere 5 5, 5 kere 3 15, 15 kere 3 45, 45 ile 2'yi çarptık 90 şeklinde. Yukarı doğru adım adım ilerliyoruz. Şimdi C'ye bakalım. M harfinin değerini bulacağız. M harfinin değerini bulacağız. Gönderebilirsiniz. Öğretmenim bunu tekrar bir çözebilir misiniz? Diğerini biz gönder. Neyi? M'yi mi? Hı hı. Şunu L'yi tekrar anlatayım. Tamam olur. Bak bu alttan yukarı doğru çarpa çarpa çıkıyorsun. Bak sileyim hatta şunu. Bak bunu bununla çarpıyorum. 1 kere 5, 5. Buraya 5 yazıyorum. Bunu bununla çarpıyorum. 5 kere 3, 15. Buraya yazıyorum. Bunu bununla çarpıyorum. 3 kere 15, 45. Buraya yazıyorum. Bunu da bununla çarpıyorum. 45 ile 2'nin çarpımı 90. Onu da buraya yazıyorum. Tamam şimdi anladım. Hocam gönderdim. Evet hemen bakalım. Ahmet Selçuk doğru. Enes Ata doğru. Yusuf Çınar doğru. Mete biraz fazla mı oldu? Yanlış şeyi mi gönderdin? Evet yanlış olmuş Mete. Öğretmenim. Efendim. Biz yeni eve taşındığımız için internetimiz yeni geldi. İnterneti de açıp kapatmamız gerekti yeni geldiği için. O yüzden ben iki kere attı beni dersten. Şimdi açtık ama yani. Tamam. Hı-hı, tamam oldu Sınar. Taşınma işleri zordur tabii değil mi? Hocam valla biraz zor değildi. 15 kişiydik. 5'e evet. O bir 7-8 tanesi babamın arkadaşıydı. Adam vardı. Bir tane büyük pick-up'la 7-8 saatte taş çatlasın 7,5 saatte topladık etrafı. No. Hepsini. İyi bakalım. O zaman yakındı taşındığınız yer. Evet hocam. Bir mesela burası şimdi atıyorum 5102 sokaksa bizimki mesela 5112 sokaktı. Yani birkaç sokak ileriye taşınmış oldunuz. İyi bakalım hayırlı olsun. Mete doğru. Bizimki Çınar'ın eve çok yakın. Yakın mı? Enes Atay'la da hiç konuşamadık bugün. Evet. Bir kopuyor, bir geliyor, bir gidiyor karışık.
Evet. Serra, o 21'i, dur bakayım ne oldu? 21, 21'i 2 ile çarptığın zaman 42 yapması lazım. Sen 41 yazmışsın, orada hata var. Ay örgüm, 42 çıkmış zaten. Ben yanlışlıkla 41 yazmışım. Ha, işte 42'yi de 2 ile çarpınca 84 olacak. Yani şöyle, tamam. 1 kere 7, 7. Şöyle 1 kere 7, 7. 7 kere 3, 21. 21'i 2 ile çarpınca 42. 42'yi de 2 ile çarpınca 82, şey pardon 84. 84 yapıyor. Demek ki M 84'müş. Evet, zaten 42 çıkmış ama ben bir anda 41 diye algılayıp 41 yazmışım. Olsun. Şimdi tamam, o sonuncu kalsın. Şurada da bu aradaki sayıları yine aynı şekilde bulmamız gerekiyormuş ve A ile C'nin toplamını yazıyoruz. A ile C'nin toplamını yazıyoruz. Hocam ben iki kere attığım için anlayamadım da, anlatabilir misiniz bu soruyu, mantığını? Şöyle tamam, şunu da sana anlatmak için kullanalım o zaman. Neyi? Hem gönderenler de var. Tamam, gönderenler de var. Hem onlar doğru mu yapmış ona bakmış oluruz. Bak şimdi Çınar Hanım. Bu şekilde zaten ayrılmış şekilde veriyorsa bize, aşağıdan yukarı doğru çarpa çarpa ilerliyoruz. Yani bu 1'i buradaki 11 ile çarpıyoruz. Çıkan sonucu bu tarafa yazıyoruz. 1 kere 11, 11. Bunu bu sayıyla çarpıp çıkan sonucu buraya yazıyoruz. 11 ile 5'i çarptık, 55. Daha sonra bunu buradaki sayıyla çarpıp buraya yazıyoruz. 55 ile 5'i çarparsak ne oluyor? 250, 275 yapıyor. 275. Buradaki sayıyı da bununla çarpıp buraya yazıyoruz. 275'i de 2 ile çarparsak 550 olmuş oluyor. Tamam. Böyle çapraz yukarı doğru. Bununla bunu çarp, buraya yaz. Bununla bunu çarp, buraya yaz. O şekilde. Bunlar şimdi biraz hani karışık gibi geldiyse, şu daha basit bir örnek. 1 kere 7, 7. 7 kere 3, 21. 21'i 2 ile çarptım, 42. 42'yi 2 ile çarptım, 84. Şimdi burada da yine aynı şekilde çarpa çarpı yukarı doğru çıkacağız. A'nın olduğu yerde kaç var? C'nin olduğu yerde kaç var? Onları göreceğiz. Ondan sonra o ikisini toplayacağız. Enes Ata doğru, Yusuf Çınar doğru. Can birazcık bekleyebilir misiniz? Efendim? Bir de, hocam birazcık bekleyebilir misiniz dedim. Bekleyelim. Mete doğru. Hocam son 15 dakika. Son 5 dakika aslında. 15 değil. 5 dakika. Hayır, 5 dakika. Değil mi hocam? Yani 4, işte 4,5 dakika falan var şu an. 20, hocam matematik çok. 20-50 de bitiriyorum. Çınar Anıl doğru, Ahmet Selçuk doğru, Serra doğru, Duru Yavuz yanlış oldu, Mete doğru, Yusuf Çınar doğru, Enes Ata doğru demiştik. Hocam ben bunu hemen yapmamın sebebi, kafadan yapılması çok kolay bir soruydu. Evet, kafadan da yapabiliriz. 1 kere 5, 5. 5 kere 3, 15. 15 2 ile çarptık, 30. 30 da 2 ile çarptık, 60 oldu. Şimdi A 60'mış, C de 15'miş. Onları yazdık şöyle. 60 ile 15'i toplarsak da 75 yapıyor. Hocam A 60'mış. 60'mış. A 60'mış. B 10, C 15'miş. Sonuçta 75'miş. Haydi bakalım. Buna geçtik. 'yı, L'yi, M'yi bulacağız. K eksi L artı M.
Hocam ben onu artı diye gördüm. Eksi o. Çıkaralım o yüzden. Enes Ata olmadı. Mete doğru. Ahmet Selçuk doğru. Evdeki hocam. Tamam. Ben bu sefer oldu değil mi? Enes Ata doğru. Serra doğru. Evet, son 2 dakikamız kaldı. Evet, yapsak olur mu? Yapacağız. Yusuf Çınar olmadı. Şimdi Çınar Anıl doğru. Yukarı doğru ilerliyoruz gençler. 1 ile 3'ü çarptık. 1 kere 3, 3. 3 kere 2, 6. 6 kere 2, 12. 12'de 2 ile çarparsak 24. Yani ne yapıyormuşuz? 24'ten 12'yi çıkarıyormuşuz. Sonra da 6 ile topluyormuşuz. 24'ten 12'yi çıkarırsak 12 yapar. 12 ile de 6'yı toplarsak 18 yapar. Cevabımız 18 olur. Şu aşağıda bir de şöyle sorular var. A1 iki basamaklı bir asansiyon olduğuna göre A yerine yazılabilecek rakamlar nelerdir diyor. Burada da arkadaşlar deneyeceğiz. A yerine 1 koyarsak 11 olur. 2 koyarsak 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 olur. Bunların arasından da asal olanları seçeceğiz. 11 olur, 21 asal değil, 31 olur, 41 olur, 51 olmaz, 61 olur, 71 olur, 81 olmaz, 91 olmaz. İşte bunlar asal olanlar 1, 3, 6 ve 7 kullanabiliriz diyeceğiz bu soruda da. Kapanacak gençler, kendinize iyi bakıyorsunuz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.